Merhaba sevgili öğrenciler. Varsayılan argüman, default argüman kullanımı ile ilgili bir başka ödevimiz daha. Hemen koda bakıyoruz. Bu kod hakkında yorum yapmanız istenmiş. Foo isimli fonksiyonun ana bloğunda statik bir yerel değişken var. Value initialize edilmiş, yani hayata sıfır değeriyle başlatılmış ve fonksiyonun geri dönüş değeri örnek artı artı operatörüyle oluşturulmuş bu ifade, artı artı x ifadesi. Biliyorsunuz örnek artı artı operatörü, pre-increment operatörü, operanda olan nesnenin değerinin bir fazlasını üretiyor. Fakat yan etki nedeniyle değişkenin değeri de daha sonra bir artıyor. Burada ilginç olan Func fonksiyonunun tanımında fonksiyonun i isimli parametre değişkenine foo fonksiyonuna yapılan çağrı ifadesi varsayılan argüman olarak belirtilmiş ve fonksiyonun ana bloğu içinde parametre değişkeninin değeri yazdırılmış. Main fonksiyonu içinde arka arkaya 3 kez func fonksiyonunun çağrıldığını görüyorsunuz. Arkadaşlar bu soru varsayılan argüman kullanımı ile ilgili tipik bir yanlış anlamaya yönelik. Şimdi bazı programcılar kuralı yanlış öğreniyorlar. Şöyle düşünüyorlar. Varsayılan argüman olan ifade görüldüğünde derleyici bunun değerini hesaplar. Örneğin bu ifadenin değeri 1'dir. Çünkü fonksiyonun geri dönüş değeri 1 olacak. Ve fonksiyon çağrısında argüman gönderilmediği zaman sanki burada varsayılan argüman olarak 1 kullanılacak. Böyle olsaydı bu programın çıktısı standart output'a yazdığı 1, 1, 1 olurdu. Oysa böyle değil. Varsayılan argüman olan ifade bu parametreye argüman gönderilmediğinde olduğu gibi argüman ifadesi yapılıyor. Yani bu fonksiyonun aslında her çağrısında varsayılan argüman olan ifade tekrar yer aldığından banka yapılan her çağrıda foo tekrar çağrılacak. Dolayısıyla bu kod aynı anlamda olduğu için ekran çıktısı önce 1, sonra 2, sonra 3 olacak. Çünkü foo fonksiyonu ilk çağrıda 1 değerini, ikinci çağrıda 2 değerini, üçüncü çağrıda 3 değerini döndürecek. Programı derleyip çalıştırıyoruz ve gerçekten çıktısının 1, 2, 3 olduğunu görüyoruz. Ben Necati Ergin, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka ödev sorusu açıklamasında tekrar birlikte olmak üzere herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın değerli öğrenciler.